Channel again. Yeniden YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi birinci ünitemizi bitirdik. Birinci ünitemizdeki dil bilgisi kurallarını bitirdik biliyorsunuz. Friendship. Şimdi friendship'in bir de kelimelerine baktık. Sizin için anlattığım videonun sonuna şey de bıraktım. Kelimeleri de bıraktım. Şimdi ise ikinci ünitemize geçeceğiz. İkinci ünitemizin ismi Teen Life. LGS'de sizin karşınıza çıkacak ikinci ünitemizin ismi ise Teen Life, yani gençlik yaşamı. Gençlik yaşamı ile alakalı. Şimdi ilk olarak biz artık mantığını çözdünüz. Ne yapıyoruz? Gramerden başlayıp sonra kelimeyle devam ediyoruz. Bu ünitemizde arkadaşlar bence ilk 5 ünite içerisindeki en geniş gramer konusu bu ünite içerisinde. Belki videomuz diğerlerine nazaran daha uzun olabilir. Çünkü bu ünitede biz bir de geniş zamanı göreceğiz. Simple present tense. O sebeple gramer kısmını biraz daha uzun tutacağız. Şimdi ilk etapta sizinle başlayalım. Grammar dedik. Grammar'ın artık biz dil bilgisi olduğunu biliyoruz. Şimdi ilk etapta ünitemizin ilk kısmında sizin bilmenizi istedikleri temel şeylerden biri in, on, etin, edatlarımızın, yani d-dat, Türkçe'de edat dediğimiz aslında arkadaşlar Türkçe'de kullandığımız edatların yerine geçiyor. İşte saat 3'te, sabahleyin vesaire dediğimizde edat yerine geçen grup için biz in, on, etse kullanacağız. Peki biz bunu kafamıza göre mi kullanacağız? Hayır, kafamıza göre kullanmayacağız. Tamamen bunların kendi içlerinde kullanım kuralları var. İlk etapta in ile başlıyorum. In diğerlerine nazaran daha geniş kapsamlı olandır. Yani biz in'i ilk olarak yıllarda kullanıyoruz. Mesela in, şurada örnek olarak vermişim. In 1994, yani 1994 dediğimiz zaman. Ya da in 2020, yine 2020 diyebiliriz arkadaşlar. İkinci kullanım yeri ise biz aylarda, yıllarda ve aylarda in kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar, aylarda için örneğim ise in January, yani Ocak'ta, Ocak ayında anlamında in January. Tabi biz bunları arttırabiliriz. Aylarla alakalı yeri gelmişken sizinle şöyle bir brainstorming yapıp diğer ayları da bir hatırlayalım isterseniz. Biliyorsunuz bizim 12 ayımız var, 12 months. İlk olarak January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ve December şeklinde 12 tane ayımız var. Hatta son 4 ayda sont diye kodlayabilirsiniz. Aylarda hemen hatırlatmış olalım. Bir de arkadaşlar günün belirli vakitlerinde dediğim 3 tane vakit dediğimiz arkadaşlar sabah, öğlen, akşam anlamında. Zaten öncesinde de the oluyor, aklınızda kalabilir. Mesela in the morning, sabah, leyin anlamında. In the afternoon, öğlen. In the evening, akşam leyin, öğlen leyin ve sabah leyin. Günün 3 vaktinde de biz arkadaşlar bunu kullanıyoruz. Şimdi tekrar hatırlıyoruz. İn'i biz 2 hatta 3 yerde kullanıyoruz diyebiliriz. İlk etapta hepsinden daha geniş kapsamlı olduğunu biliyoruz. Yıllarda in 1994, bitti. Aylarda in January, in December, in May, in April fark etmez. Bir de günün belirli vakitlerinde olduğu için de 3 tane şey söyleyeyim. In the morning, in the afternoon, in the evening şeklinde 3 adet de vakit söyledim. Şimdi geliyorum ona. 10 ise arkadaşlar temel kullanım yeri günlerden öncedir. Dikkatinizi çekiyorum. Günlerden önce, yani günlerde biz 10 kullanıyoruz. Hemen gün demişken günleri de bir hatırlayalım. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ve Sunday şeklinde bizim 7 tane de günümüz var. Ve biz bu günlerde ne kullanıyoruz? Günler kısmında günlerden önce 10 kullanıyoruz. On Friday, on Saturday. Bakın burada da on Friday kullanmış, on Sunday diyebiliriz. Şimdi bu günlerle alakalı küçük bir bilgi daha vereyim. Bizde arkadaşlar günler, şimdi biz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma falan diye sayıyoruz ya. İngilizlerde, işte atıyorum Amerikalılarda gün pazar itibariyle, yani hafta başını pazar referans alıyorlar. O yüzden Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday falan diye sayıyor. Ama bizim için hafta başı pazartesi günüdür diyebiliriz. Arkadaşlar size şurada küçük bir ipucu verdim. Küçük bir ipucu. İçerisinde D geçenlerin hepsinde biz yine neyi kullanabiliriz? Onu. Size küçük bir ipucu olsun. D ne demek? Gün demek. Doğru. Mesela on birthday. Yani doğum günün
de. Bak normalde bilemeyebilirdiniz belki birthday'den önce ne kullanacağım diye ama içerisinde ne geçtiğini biliyorsunuz. Birthday geçtiği için biz on kullanıyoruz. Şurada çok 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 dikkatinizi çekmek istiyorum. Hatta iki hatta üç tane önlem koyuyorum. Normalde biliyorsunuz ki ben biraz önce bahsettim. Aylardan önce ne kullanıyorduk? Biz in kullanıyorduk. Fakat şimdi gel gelelim mesela ay dediğim zaman işte Aralık ayı dediğim zaman 30 ya da 31 günlük bir gün diliminden bahsediyoruz. Ben bunun için şey diyebilir miyim? Mesela diyorum ki benim doğum günüm Aralık'ta. Sen karşı taraftaki işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye bir gün tahmininde bulunabiliyor musun? Hayır. Ama ben şöyle dersem Aralık'ın 6'sı, Aralık'ın 6'sı diyorsam eğer size. Siz mesela ne yapabilirsiniz? Takvimden açıp onun hangi güne denk geldiğini görebilir misiniz? Tabii ki de evet. O yüzden sadece aydan bahsediyorsak 30 ya da 31 günlük şey kapsadığı için saymıyoruz. Ama mesela demiş ki bak burada normalde aylarda in kullanılır. Ama ayın günü verildiyse 10 kullanılmalıdır. Mesela in December dedim. 30 ya da 31 günlük bir süreç bilmiyorum. Ama deseydim ki 10, 6th of April. Yani şey April diyorum, December. Aralığın 6'sı deseydim. Bu muhtemelen, gerçekten bilmiyorum ama atacağım. Mesela bu muhtemelen diyorum mesela Sunday'e denk gelir. Pazar gününe denk gelir. Çünkü ben ayın 6'sının hangi güne denk geldiğini takvimimden açıp bakabilirim. Lütfen buna dikkat edelim. Gel gelelim etlere. Etin yanına ben zaten ne koydum? Bir saat koydum. Biz eti arkadaşlar saatlerden önce kullanıyoruz. Bakın at 10 o'clock, at 6 o'clock saatlerden önce de biz et kullanıyoruz. Aylar, yıllar ve günün vakitleri için değil. Günlerden önce 10, saatlerden önce de eti kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de bir iki tane şey vereceğim. Çok ekstra değil. Zaten sorularda falan karşınıza çıkabilir diye söylüyorum. Bazı ezberlenmesi gerekenler var. Temel olarak at noon. Öğlen. İşte atıyorum bu noon'da mesela d falan olmadığı için başında ben bu grupta at kullanıyoruz. Bir de mesela at Christmas. Bu arada Chris İsa demek arkadaşlar. Christmas hani miladı biz Hazreti İsa'nın doğumu kabul ediyoruz arkadaşlar. Chris normalde bizdeki neye denk? İsa'ya denk. Yani biz İsa diyoruz ama onun international, uluslararası ismi Chris. O yüzden Christmas. İsa'nın doğumundan bahsettiği için before ya da işte after falan diye de şey BC ve AD falan şeklinde ya arkadaşlar. Chris, İsa demek anlamında kullanıyor. Şimdi size 3 tane daha ekleyeceğim. Bunlar da arkadaşlar önemli zamanlarla bağlantılı olduğu için söylüyorum. Birkaç tane bunun örneğini göstereceğim ama ilk kitapta lütfen şuraya bakalım. Before. Arkadaşlar before önce demek. After ise sonra demek. Genellikle artık hemen hemen hepiniz internete erişebilir durumdasınız. Mesela artık internette falan ne yapıyorlar? Bir çirkin kız gösteriyor tamam işte. Hani şey yapmak gibi olmasa mesela tek kaş. Kocaman bir burnu var. İşte 200 kilo falan. Bu mesela kızı gösteriyorlar önce. Diyor ki bu before. Mesela before kim olsun? Before X. X kişisinin önceki hali. Sonra ne yapıyor? İşte ameliyatına giriyor, kilo veriyor falan filan. İşte makyajlıyor, kaşlarını aldırıyor. Sonra ne oluyor? Bak sonra after version. After haliyle de bambaşka birine dönüşüyor arkadaşlar. Before önce demek. After sonra demek. İyi kötü o videoları hatırladığınızı tahmin ediyorum. Before önce, after sonra. Önce sonra, önce sonra. Before after, before after. Şimdi until arkadaşlar. Until da e kadar demek. E kadar derken şöyle. Mesela saat 3'e kadar ödevini bitir. Ya da burada örnek olarak demişim ki until summer. Mesela yaza kadar ne diyelim? Yaza kadar bütün işlerimi bitirmiş olacağım. İşte yaza kadar evlenmiş olacağım. Until'i de lütfen unutmayalım. Before, after ve until'i ben size ekstra verdim. Kitabımızda da yeri geliyor, geçiyor. O yüzden bilmenizde fayda var diyebilirim. Örnek noktamızda before school, okuldan önce. After dinner, yemekten, akşam yemeğinden sonra anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağız. Şimdi yan tarafa geçeceğiz. Frequency adverbs dediğimiz. Frequency adverbs. Şimdi bunları bir köşede bırakıyorum ama biraz sonra bunların ben örneklerini birkaç tane göstermek istiyorum size boşluklar halinde. Şimdi buraya geçiyorum ben sıklık zarflarına. Sıklık zarfları da yine bizim zamanlarla alakalı olduğu için biz burada yer verdik. Arkadaşlar frequency adverbs'lerimizde ben yanlarının anlamlarını yazmamışım. Lütfen siz anlamlarını yazın. Zaten iyi kötü bildiğinizi tahmin ediyorum. Burada da yüzdelik dilimini verdim.
bir olayı ya da bir işi ya da bir yemeği ya da her neyse yeme süreniz, yapma süreniz vesaire. Mesela always için %100 ise bir şeyi yapma şeyiniz, sıklığınız. Ne deriz ona biz? Always, daima, usually, genellikle. Generally'e de genellikle diyebiliriz. Arkadaşlar, often, sık sık. Şuraya 80 yazmışım, hemen 70 yapıyorum. Sometimes, bazen. Seldom, rarely, nadiren. Ve never, asla şeklinde yapabiliriz. Always. Mesela, I always study my lesson. Ben daima derslerimi çalışırım. Her zaman yaparım anlamında. Mesela genellikle, I usually go to school. Genellikle okula gidiyorum demeyeyim de. I usually go to cinema. Genellikle ne yaparım? Sinemaya giderim. Ya da yine ki generally ile de bunu söyleyebiliriz. Often. I often have a bath. Sık sık ne yapıyorum? Banyo yapıyorum. Bir sonraki örneğim sometimes bazen demek. Mesela diyorum ki I sometimes drink cola. Ya da drink Coca-Cola ya da drink Coke fark etmez. Bazen kola içiyorum. Seldom ya da rarely için I seldom, ikisi aynı anlama geliyor. I seldom go to abroad. Yurt dışına, abroad dediğimiz burada yurt dışı. Nadiren yurt dışına gidiyorum. Mesela I never eat meat. Ben asla et yemem. Yani vegan olduğunu söylüyor burada arkadaşlar. Bir de şurada size 3 tane şey eklemek istiyorum. Bir şey sizin hangi sıklıkla yaptığınızı soruyorsa, yani sorumuz şu: how often? Bir işi, yani şunlar da dahil olmak üzere, hangi sıklıkla yaptığınızı soruyorsa biz şunlarla cevap veririz. Mesela hangi sıklıkla okula gidersin? Daima. Hangi sıklıkla yurt dışına çıkarsın? Nadiren. Ya da hangi sıklıkla et yersin? Never. İşte bunun sorusuna şunlarla da cevap verebilirsiniz. Once, bir kez demek. Mesela once a week, haftada bir kez. Mesela how often do you have a bath? Hangi sıklıkla banyo yaparsın? Mesela once a week, haftada bir kez. Ya da twice a week, haftada iki kez. Arkadaşlar biz once ve twice'ı sadece özel olarak ele alabiliriz. Once, bir kez. Twice, iki kez. Once, bir kez. Twice, iki kez. Mesela ikiden fazla yaptıysanız, işte oradan sonrasında arkadaşlar biz sadece sayıyı yazıp times getiriyoruz. Mesela three times, işte four times, five times, işte atıyorum six times, seven times fark etmez. Üç kez, beş kez, on kez, ten times fark etmiyor. Üçe kadar once ve twice, ondan sonrakini kaç kez yapıyorsanız biz times ekliyoruz. Hemen baştan çok küçük bir tekrar yapıp birkaç tane şunlarla ilgili örnek göstermek istiyorum size. Zamanlar için biz ele aldık in, yıllarda, aylarda ve günün belli zamanlarında dedik. Onu sadece günlerde, at ise saatlerden önce kullanıyoruz. Before, önce, after, sonra, until ise e kadar demek. Geçiyorum frequency adverbs'e. Always, daima, usually, genellikle, generally, genellikle, often, sık sık, sometimes, bazen, seldom ve rarely, nadiren, never ise asla demek. Once, bir kez, twice, iki kez, times'ı da artık arkadaşlar ikiden sonrası için three times, işte four times, ten times, twenty times, 100 times fark etmeksizin kez anlamında söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi birkaç tane örnek görelim. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi biraz önce bahsettiğimiz konunun örneklerini sıra çözmeye geldi. Ben özellikle hemen soruları yazıyorum. İşte atıyorum egzersizleri yazıyorum. Vakit kaybı olmasın diye hızlı geçişler yapıyoruz. Şimdi öncelikle biz burada demişiz exercise about in at on. Bunlarla alakalı egzersiz demişim. Boşluklara sizden in mi at mı on mu yazmanız gerektiğini soracağım. Şimdi hemen küçük bir hatırlatma yapıyoruz. Aylardan, yıllardan ve günün belirli saatlerinden önce biz ne kullanıyorduk? In. Günlerden önce on ve saatlerden önce at kullanıyorduk. Hemen hatırlayalım. September neydi arkadaşlar? September bir ay. O yüzden aylardan önce biz ne kullanıyorduk? Hemen hatırlıyoruz. Aylardan önce ne kullanılır? In. Hemen yanına ay olduğu için ay yazıyorum.
Evet, direkt ağzıma et çıktı bu arada. Burada bir ne görüyorsunuz? Saat. Saatlerden önce ne kullanıyorduk? Keşke sizin sesinizi duyabilsem gerçekten. Duyuyormuş gibi hareket ediyorum ona göre. Evet. Siz de ne yapın? Mesela ben yerinizde olsam örneklerimi yazarım defterime. Durdururum tahtayı. Ben bunları cevaplamadan kendiniz defterinize bir yapın bakalım. Sonra ben cevapladıktan sonra kontrol edin. Hatanız varsa benim açıklamama göre hatalarınızı düzeltin. Ha, yine anlamadıysanız da arkadaşlar aşağıya yorum olarak bırakın. Ben tek tek kontrol edeceğim. Saatlerden önce ne kullanıyoruz dedim. Evet. Şimdi şurada bir ekstra bir şey söylemek istiyorum. Ben anlatırken şunu eklemeyi atlamışız. Tekrar ben hemen ekleyeyim. Aylardan, yıllardan, günün belli saatlerinden ve mevsimlerden önce. Yine biz in kullanıyoruz. Buraya dikkat edelim. Mesela winter'da kış demek arkadaşlar. Winter, kış demek. Bir mevsim olduğu için mevsimlerden önce de ne kullanıyormuşuz? In kullanıyoruz. Tuesday. Arkadaşlar day var zaten. Bir şeyin içerisinde ben ne dedim? Day görüyorsanız ne yapıştıracaksınız? On. Şimdi geliyorum. Normalde April bir ay. Ama size dedim ki arkadaşlar April ya da atıyorum herhangi bir ayın bir gününü kastediyorsa o muhtemelen bir güne tekabül ediyor. O yüzden normalde ay olduğunda in kullanmamıza rağmen dikkatinizi çekerim. Nisan'ın 30'u dediği için yine 10. Şimdi EM ve PM olayı var. Ben hemen burada size küçük bahsetmek istiyorum. EM 12'den önce, öğlen 12'den önce, PM öğlen 12'den sonra. Yani şuna akşam, şuna sabah diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz normalde 24 saat esaslı bir saat kullanıyoruz. Nasıl yani? Mesela biz öğlen 2'yi kastediyorsak 14 diyoruz. Geceye 2'den bahsediyorsak, yani gece dediğim sabaha doğru 2'den bahsediyorsak da 2 diyoruz. Ama yabancılar alafranga ve bu saat şeyi farkı var. O yüzden arkadaşlar onlar hangi 9 olduğunu belli etmek için EM ya da PM kullanıyor. Şimdi saatlerden önce yine ne kullanıyorduk? Evet. Geliyorum Friday'e. Sonunda ne var? Day. Günlerden önce ne kullanıyorduk? 10. Eğer doğruysa aferin size. Hatalıysa da hatalarınızı da düzeltebilirsiniz. Şimdi de şurada da before ve after'ı sormak istedim arkadaşlar size. Before neydi? Before önce, after, ay şöyle yazamadım. Sonra hemen bakalım. Diyor ki I brush my teeth sleeping. Uyuduktan sonra dişlerinizi fırçalama ihtimaliniz var mı? Bence yok. O yüzden biz ne yaparız? Dişlerimizi ne zaman yıkarız arkadaşlar? Fırçalarız. Uykudan önce. Geliyorum aşağıya. I wash my hands dinner. Akşam yemeğinden sonra, aslında önce de ellerimizi yıkayabiliriz. Sonra da ellerimizi yıkayabiliriz. Before, bir öncekinde kullandığımız için burada ne kullanacağız? After'ı kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi aşağıda iki tane Alex var. Ben size Alex'in hikayesinden küçük bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bizim Alex'imiz. Bu Alex birazcık potato head. Potato head, patates kafalı. Ve biraz şişman, bacakları falan tombik. Böyle kaşları falan birleşik. Yani çok da talep görmeyen bir tip. Bir gün arkadaşlar Alex bir kıza aşık oluyor. Çok böyle üf nasıl? Bayılarak yani. Diyor ki keşke bu kızla tanışabilsem. Günün birinde cesaretini toplayıp gidiyor kıza. Diyor ki hey diyor, merhaba, ben senden çok hoşlanıyorum diyor. Kız Alex'e bakıyor. Oo diyor, sen hiç şu tipine bakmadın mı diyor. Sen koca bir potato head'sin. Yani kocaman patates kafan var senin diyor. Alex çok üzülüyor. Tabii ki de bu tavır hiç doğru değil, değil mi? Önemli olan iç güzellik, dış güzellik değil. Ama kızı kınıyoruz. Yani burada kızı kınayarak söylüyorum. Alex'e öyle diyor. Alex çok üzülüyor. Tamam, diyor ki ben çok değişeceğim diyor. Kendimi diyor değiştireceğim. Ve çok yakışıklı böyle baklavalı bir Alex olacağım diyor. Aradan arkadaşlar 6 ay geçiyor. Alex gördüğünüz gibi burun ameliyatı oluyor. Dişlerini yaptırıyor. Saçlarına saç ektiriyor. Potato head'liğe gidiyor artık yani. Sonra bak kaslara bak. Alex'in kaslarını görüyorsunuz. Alex bayağı bir spor salonlarında vakit geçiriyor. Sonra baklavalarına bakın. Tam six pack. Tam 6 tane baklavası var. Üçgen vücut olmuş. Şimdi kıza gidiyor. Diyor ki hey diyor. Merhaba diyor. Seninle tanışabilir miyiz? Kız hemen böyle bakıyor ona. Diyor ki tabii ki de diyor. Ne kadar da yakışıklıymışsın. Ho diyor, yok olmaz.
Ben senin diyor 6 ay önce reddettiğin potato et, koca kafalı Alex'im diyor. Ve kıza güle güle diyor, haddini bildiriyor. Şimdi size soruyorum. Birisi before Alex, birisi after Alex. Yani şu potato head'li Alex'e ne diyoruz? Before. Alex'in öncesi. Peki bu Alex'e ne diyoruz? After. Cool Alex. Yakışıklı ve baklavalı Alex deyip hemen geniş zamanı anlatmaya geçiyoruz. Alex'i unutmuyorsunuz. Hatta arkadaşlar bekliyorum. Ben olmazsa ilerleyen zamanlarda e-mail falan da ekleyeceğim. Sizlerden de birer Alex bekleyebilirim. Ve bir çirkin Alex. Çirkin Alex demeyelim de before Alex, after Alex size kalmış. Belki siz önce zayıf sonra kilo aldırabilirsiniz. Hemen geniş zamanı anlatmaya koyulalım. Hadi bakalım.